Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayun'un daimi üyeleri içerisinde yer alan Nişancının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım arkadaşlar. Fethedilen arazileri tahrir defterine yazmak Nişancının görevidir arkadaşlar. Doğru. Devletin iç ve dış politikasının esaslarını belirlemek. Bunu Nişancı tek başına belirleyemez. Bu kararı Divan-ı Hümayun'da padişahla beraber hep beraber alırlar yani arkadaşlar. İç ve dış politikasındaki esaslar Divan Hümayunda belirlenir diyelim. Kısaca nişancı buna tek başına karar veremez elbette. Dirlikleri dağıtmak ve tapu defterlerine işlemek olur. Çünkü zaten nişancı aslında günümüzdeki tapu kadastro müdürlüğü gibi düşünebilirsiniz. Yazışmalara padişahın turasını çekmek yine nişancının görevidir. Örfi kanunlar hakkında gerektiğinde divan üyelerini bilgilendirme konusunda da nişancının görevi mevcuttur arkadaşlar. Dediğimiz gibi iç ve dış politikayı divan hümayunda birlikte belirlerler. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunla ilgili doğru bir bilgi değildir? Alınan kararlarda son sözü söyleme hakkı padişaha aittir. Evet arkadaşlar, Divan-ı Hümayun'da bir karar alınır ama son sözü padişah söyler. Kadılarla ilgili şikayetlerin de görüşüldüğü en yüksek mahkemedir. Evet, bu da doğru bir bilgi. Kazasker ve Defterdar daimi üyeleri içerisinde yer alır. Elbette bu da doğru arkadaşlar. Padişahın yasama yetkisi bütünüyle bu kurum tarafından kullanılmaktadır. Yanlış bir ifade olur. Padişah yasama yetkisini kendisi de kullanabilir. Sadece divan-ı hümayunda kullanılan bir yetki olmayacaktır. Devletin siyasi askeri, ekonomik ve benzeri alanlarda faaliyetlerinin belirlenmesine tabii ki rol oynar arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı Taşra yönetimindeki en büyük yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sıralama şöyle aslında küçükten büyüye. Önce köyler tabii ki yer alacak. Ardından kazalardan bahsedebiliriz. Kazalar ilçelerdir günümüzde. Ardından sancak arkadaşlar iller olarak düşünebilirsiniz. 1800'lü yıllardan sonra sancaklara Livada denilmeye başlanmıştır. Yani kazalardan büyük vilayetten daha küçük birimler Liva olarak isimlendirilmiştir. Ve ve en büyükte eyalettir arkadaşlar. Bizim için doğru cevapta eyalet olacak. Mutasarrıf ise sancağı yöneten kişiye denir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 1. Ahmet dönemine kadar şehzadelerin padişah olma sürecinde aşamalarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir? Arkadaşlar 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşet sistemi getirilmiştir ve e, taht kavgalarına bir son verilmek istenmiştir aslında. Ekber ve Erşet sistemine göre en büyük ve en aklı başında olan şehzade tahta çıkacaktır. Aynı zamanda kafes usulü de getirilmiştir. Kafes usulüyle birlikte şehzadeler sadece sarayda eğitim görecekler ve dışarı Çıkmayacaklardır. E, bu yüzden sancağa çıkma uygulaması zaten sona erecek. Aynı şekilde culus başlığı dağıtma ve kılıç kuşanma törenleri de birinci e, Ahmet'e kadar olan süreçte padişah olma sürecinde e, şehzadelerin yaptığı bir durumdu. E, ancak getirilen sistemle bu durumlar da ortadan kalkmış olacak diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Osmanlı devlet sisteminin şekillenmesinde yukarıda verilen devletlerden hangilerine ait uygulamaların katkısı olmuştur? Arkadaşlar Osmanlı Devleti aslında yukarıda verilen tüm devletlerin toprakları üzerinde etkin olmuş olan bir devlettir. Yani İlhanlılar, Bizans ve Selçuklular toprakları üzerinde Osmanlı Devleti egemendir. Dolayısıyla onların devlet sistemlerindeki uyguladıkları bazı uygulamaları Osmanlı Devleti de uygulamaya başlayacak. Özellikle bu topraklar üzerinde etkin oldukları için zaten Selçuklulardan elbette etkilenecekler. Bizans'ı ise yıktıktan sonra aslında ve sürekli mü kaşe halinde olduklarından dolayı yine etkilenmiş olacaklar. Aynı şekilde İlhanlılar da bu süreçte etkili olmuş olacak Osmanlı'nın devlet uygulamasında. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? Görevli memurlarca 8-20 yaşları arasında 40 haneden bir kişi alınırdı. Tek çocuklu ailelerin çocukları alınmazdı. Aile şeceresine dikkat edilerek alınan bu çocuklarla ilgili her türlü bilgi defterlere kaydedilirdi. Osmanlı padişahları bu şekilde yetenekli kişileri seçerek sadece kendilerine bağlı askeri ve bürokrat bir sınıf oluşturmayı amaçlarlardı. Arkadaşlar burada bahsedilen sistem tabii ki devşirme sistemidir. Bu çocuklar alınırlar ve bir süre eğitime tabi tutulurlar. İçlerinden en yetenekli olanlar Enderun'a alınır ve orada bürokrat olarak yetiştirilir. Diğerleri ise asker olarak yetiştirilirdi. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Türk İslam Devletleri'ndeki divanı mezalimin yürüttüğü görevi Osmanlı Devleti'nde üstlenen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar divanı mezalim yüksek mahkeme demektir. Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı ise divanı hümayundur. Kaptanı deryalık donanma komutanlığıdır. Resul kitaplık ise dışişleri bakanlığıdır. Defterdarlık mali işlerle uğraşan kişiye biz defterdar diyoruz. Şehir İslamlık ise din konusundaki en yetkili kişi diyebiliriz. Kısaca e, devletteki alınan kararların dine uygun olup olmadığı konusunda fetvalar veren kişidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki özellikler Osmanlı devletindeki aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? Osmanlı devletinin hakimiyetini kabul ederlerdi, içişlerinde serbest, özel statülü birimlerdi, idareciler devlet tarafından seçilirdi, hicaz dışındakiler devlete vergi verirler ve gerektiğinde seferlere asker gönderirlerdi. Arkadaşlar farkındaysanız daha ayrıcalıklı bir eyaletten bahsediliyor aslında burada. Çünkü içişlerinde serbestler özel statüleri var. Dolayısıyla imtiyazlı Eyaletler bizim için doğru cevap olacaktır. Yukarıdaki özellikler Osmanlı devletindeki aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? Tımar sistemi uygulanmaz ve vergiler iltizam usulüne göre toplanırdı. Valileri merkezden atanır ve yıllık ücret alırdı. Eyalet toprakları devlet hazinesine nakit para girişi sağlardı. Arkadaşlar burada bahsedilen topraklar salyaneli eyaletlerdir. Salyane zaten Osmanlı devletinde bazı eyaletlerden yılda bir kez toplanan ve e, merkez olan İstanbul'a gönderilir vergiye denilen isim arkadaşlar. Dolayısıyla burada bahsedilen de gördüğünüz gibi e, valiler merkezden atanıyor yıllık ücret alıyor, tımar sistemi uygulanmıyor, vergiler iltizam usulüne göre toplanıyor. E, dolayısıyla salyaneli eyaletlerden bahsediliyor diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı eyalet yönetiminde anlayışlarından hangilerinin dikkate alındığını kanıtlamaktadır. Osmanlılar bir bölgenin adil bir şekilde yönetilmesini temin edebilmek için ilk dönemden itibaren buralara iki farklı yetkili atamıştır. Bunlardan biri hükümdarın yürütme yetkisini temsil eden asker kökenli bey, diğeri ise sultanın yasama yetkisini temsil eden ulema kökenli kadıydı. Peki arkadaşlar bize yürütme ve yasama yetkileri hakkında bilgi verilmiş. Güçler ayrılığı vardır diyebilir miyiz? Elbette. Çünkü gördüğünüz gibi yürütme ve yasama yetkileri birbirinden ayrılmış. Güçler ayrılığında yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrılır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. Güçler birliği olamaz. Çünkü güçler birliğinde ise tam tersine yasama, yürütme ve yargı yetkisi bir birlik içerisindedir. O yüzden olmaz. Demokrasiden de zaten bahsedemeyiz. Bunun için halk oylamasından bahsetmemiz gerekiyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Yukarıdaki özellikler Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi. Tahrir defterlerinin tutulması, tımarların teftiş edilmesi bu eyaletlerde merkeze bağlılığı kuvvetlendirdi. Arkadaşlar burada bahsedilen eyaletler salyanesiz yani yıllıksız eyaletlerdi. Çünkü bu eyaletlerde tımar sistemi uygulanırdı. Merkeze yakın yerlerde bu bölgeler ve tımar sistemi uygulandığı için merkezi otoritede güçlüydü. Dolayısıyla ile doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki konuşma Osmanlı Devleti'ne ait aşağıdaki sistemlerden hangisinin işleyişiyle ilgilidir? Ben bir Osmanlı şehzadesiyim. Ben ve diğer Osmanlı şehzadeleri Selçuklularda olduğu gibi 12 yaşımıza geldiğimizde yönetim ve askeri alanda tecrübe kazanmak için Çelebi Sultan ünvanıyla sancaklara vali olarak gönderilirdik. Buralarda Lala adı verilen hocalarımızın nezaretinde başkenttekine benzer saray ve yönetim oluşturulurdu ancak bize Selçuklu eylikleri kadar geniş haklar verilmezdi. Biz buralarda babalarımız sultanın emirlerine göre davranır, yakından denetlenir ve sadece bize ayrılan gelirleri alabilirdik. Peki arkadaşlar, burada bahsedilen sistem nedir? Tabii ki sancak çıkma sistemidir. Zaten sancaklara vali olarak gönderildiklerinden de bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki eyaletlerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki imtiyazlı hükümetler arasında yer almaktadır? Arkadaşlar Hicaz ve Kırım imtiyazlı eyaletlerdir, imtiyazlı hükümetlerdir. Ancak Mısır salyanelidir diyebiliriz. Salyaneli eyaletler arasında yer alır. Yani burada yıllık olarak vergi alınır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki eyaletlerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki Selyanesiz eyaletler arasında yoktur? Yani yıllıksız eyaletler arkadaşlar. Bağdat ve Rumeli Selyanesizdir. Ancak Yemen Selyaneli eyalettir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Yukarıdaki eyaletlerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki Salyaneli eyaletler arasında yer almaktadır? Arkadaşlar hem Tunus hem Trabluskarp hem de Mısır Salyanelidir yani yıllık olarak vergi öder. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır.